Paskal, gel buraya. Gel buraya. Hani gel bakalım buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aferin sana. Aferin sana. Gerçekten içinden geçerek mi seviyorsun onu? Teselli etmek için mi yoksa? Kızgın değil misin ona? Ne alakası var Ceylin? Bir de köpeğe küsüyorsun. Bilerek mi yaptı, isteyerek mi? Ama onun yüzünden oldu. Yapma Ceylin, Allah aşkına. Dikkatimi dağıtmasaydı kim alabilirdi ki Mercan'ı yanımdan? Paskal'ın bunda bir suçu yok. Paskal'ın bunda bir suçu yok. Beni neden orada bir bebek ve bir köpekle yalnız bıraktın? Hı? Daha yoldayken konuşmuştuk. Telefonlarımıza bakmayacaktık, ilgilenmeyecektik ama sen ilk çalışında telefonuna sarıldın. Niye illa birini suçluyorsun, niye? Çünkü ortada bir hata var. Ortada bir hata, bir yanlış var ve her yanlışın da bir sonucu var. Paskal'la ilgilenirken Mercan'ı alabilirdin yanına. Ne bileyim, kucağına. Bana seslenebilirdin hemen. Ya da ne bileyim, bir başkasından yardım isteyebilirdin Mercan'ı tutsun diye ya da Paskal'ı vermek için. Zaten kimseyi ısırmadı ya da zarar vermedi. Yapmayacağını da biliyordun zaten. Bunu ben biliyordum. Onlar bilmiyordu. Deli gibi havladı. Herkes panik oldu. Saldıracak zannetti. Ayrıca sana seslendim. Sen o aptal telefonunu açarken Paskal'ı yanına alabilirdin. Belki de şu an kızım yanımda olurdu, içeride uyuyor olurdu. Ama sen o aptal telefonunu açmayı tercih ettin. Bizi yalnız bıraktın orada. Evet, belki de küsmem gereken kişi Paskal değildi. Sendin. Pizza yok diye üzülünce sizi Mercan'ı mutlu edeyim diye bir sürpriz yapayım dedim. Yakınlarda bir numara buldum. Getirmiyoruz dediler. Rica minnet kuruya ikna ettim. Sipariş verdim. Arayan kuryeydi. Siparişi getirmiş. Ben de almaya gittim işte.
istiyorum Lukas. Şimdi nerede, ne yapıyor? Nasıl, aç mı, üşüyor mu, korkuyor mu, yanında kim var? Nasıl davranıyorlar diye düşünmekten aklımı kaçıracağım artık. Ben de çok korkuyorum. Biz neden kızımıza bakamadık? Neden sahip çıkamadık ona? Buradan gittiğim için kendimi asla affetmeyeceğim. O kadar iyi anlıyorum ki bu duygunu. Ben de kendimi asla affetmeyeceğim.